Herkese selamlar dostlar. 24 Temmuz 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Güzel bir tabloyla başladık, ekranda gördüğünüz üzere. 22 Temmuz'da verdiğim tüm maçlar geldi. 5 tane maçı incelemiştim burada. 5 maçın iddia tercihlerinin hepsi başarılı sonuçlarla sonuçlandı. 3 tane de yüksek oran verdim. Zenit'in ilk yarı galibiyeti, Darmstadt maçına doğrudan skor verdim. 2-1 skor olaraktan da. Dandalk maçına da handikap 1 verdim. 1.90 gibi oranı vardı. Onlar da başarılı oldu. Full artı full olaraktan da 22 Temmuz'u başarılıyla sonuçlandık ve çok güzel ilerledik. Ve ben bir günün kombinesini yapmıştım. Günün kombinesi de katıl Telegram grubunda verilen bir kombineydi. Darmstadt maçında atacağı 2 gol, Midland maçında da KG varı, toplam Nesin oranı 2.19'luk oran bir ideal kombine yaptım. Başarılı şekilde sonuçlandı. Değerlendiren tüm katıl üyelerimizi tebrik edelim. Bu yetmedi, bir de yüksek misli yaptık. Yüksek misli ne yaptık, hemen ondan bahsedeyim. Yüksek misli de Dandalk maçına değerlendirdim. Hatta dedim ki maç sonu 1'in oranı Avrupa'da 1.39 bandında oranı vardı. Yüksek misli olarak bunu alabiliriz dedim. Hatta oran yükseltmek adına Türkiye'de Nesine'de oynayanlar 1 ve 1.5 üst. Hatta handikapın oranı bile 1.90 ve Avrupa oranı 2.20 dedim. Yüksek misli olarak bunu anlattım. Zaten yazı olarak sizlere anlatmıştım. Bunu anlattım yani yazı olarak yüksek misli takipçilerimize. Onlar da değerlendirmiş, sağ olsunlar diyerekten de güzel kazançlar elde etmişler. Yüksek mislinin amacı zaten yüksek oynayanları bir araya gelip düşük oranlardan yüksek basıp kazancı elde etmektir. 2 tane de maç önü yazısı yazdım katıl Telegram grubunda. Zenit'in ilk yarı galibiyetini ve Salzburg maçının 2.5 üstünü kadrolar açıklanınca yazıyorum ben bunu arkadaşlar. Kadrolara bakıyorum, A11'ler falan kimler nasıl oynuyor vesaire. Onları değerlendirdikten sonra 2 tane maç önü yazısı yazdım. Onlardan ikisi de başarılı oldu. Yine bu şekilde kazandırmaya devam ettik. Ve bir adet de skor yarışması yapalım. Başlayalım. Skor yarışmamızda Hamburg'la Hansa Rostock'un mücadelesi var. Bu maçı neden aldım ben? Bu arada geçen skor yarışmasının kazananını açıklayayım. Ali Çatlı. Görselde yazıyor zaten. Ali Çatlı arkadaşımız Instagram üzerinden bana ulaşırsa katıl Telegram gruplarımıza alalım. Ben de bir skor yarışması da yapalım. Yine kazanan bir arkadaşımızı alalım. Hamburg'la Hansa Rostock mücadelesinin maç skoru ne olur sizce? Geçen maçta çünkü Hamburg'un teknik direktörü hiç memnun değildi oyundan. Ona rağmen 2-0 kazandılar ve kalesine birçok pozisyon verdiler. Bu maçta tekrar bir değerlendirme altına alacağız bakalım. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Katılacaklara da bol şanslar. Toplamda 8 adet maçım var. Bazı maçları hızlı geçebilirim. Bazı maçların notlarıyla birlikte anlatacağım. Sizlerden ricam arkadaşlar, videoyu atacağınız like'lardır. Artı 200'ün üstüne like gelirse ben kombin önerisi yapmaya devam edeceğim. Bu videoda bir adet kombin önerim var. Artı 200'ün üstüne like gelirse ki bunu birlikte yapabiliriz diye düşünüyorum. Ben devam edeceğim sizlere önerilerde bulunmaya. Şimdi güzel maçlarımız var, başlayalım. Kulüp Burcu maçıyla başlayalım. Kulüp Burcu'la Genk karşılaşması. Burada Kulüp Burcu favori göstermişler. Fakat Genk'in ciddi anlamda hücum opsiyonu olarak bu Belçika Ligi'nin en iyi hücum kadrosundan bir taneleri var. Bu isimler kimler ki zaten bu isimler geçen sezon da birlikte oynamışlardı. Şöyle birkaç isim sayayım isterseniz. Bongbongda, Ito, Onachu, Ugbo ve bizim de Ankara gücünden bir zamanlar tanıdığımız Painsteel. Bu oyuncular geçen sezonda birlikte oynadılar ve hücum gücü çok yüksektilerdi. Yüksekti Genk'in maçlarında. Çok fazla pozisyona giriyorlardı. Zaten Belçika Ligi de hızlı geçenliklerden bir tanesi. Bunlar biraz kendi birbirleriyle oynadıktan sonra daha da bir iyi performans göstereceklerini bekliyorum. Genk'in de golünü bekliyorum burada. Genk'in golünü beklediğimden ziyade Kulüp Burcu zaten bazı transferler yaptık. Larini aldı mesela. Son kupa maçında 1-0 galip geldiler. Kimi yendiler onda? Gent'i yendiler. Gent'i 1-0 yendiler. İlk yarıda atılan 39. dakikada bir gol vardı. Onunla birlikte galip geldiler. Kupayı aldılar. Sezonu kupayla başladılar. Larindo maçta oynadı. 25 dakika bir süre buldu. Kulüp Burcu geçen sezonun şampiyonu zaten. Onlar da kendi ligine iyi başlamak isteyecektir. İdealden bir karşılıklı gol ver tercih alınabilir. 1.34 gibi oranı var. Avrupa'da 1.45 bandında ve sizlere bir adet de yüksek oran olaraktan da mücadelelerin hızlı başlaması ihtimali olduğundan dolayı 1.95 gibi orandan da ilk yarı 1.5 üstü değerlendirebilirsiniz. Fakat ana tercih olarak KG varı sizlere öneririm. Blifetle Regensburg mücadelesi. Regensburg son maçında kazandı. Nasıl kazandı? Valla çok iyi de kazanmadı. Darmstadt kırmızı gördü. Kırmızı görmesine rağmen oyunda çok etkiliydi Darmstadt. Bakın 10 kişi kaldı. Saçma bir kırmızı kart gördü zaten. Yani 2 tane dakika 3'lü sarı gördü stoperi. Dakika 40 küsurda tekrar sarı gördü. İkinci sarıdan atıldı. Diğer stoperi de sakatlandı o maçta zaten. Oyundan çıktı Darmstadt tarafında. Regensburg zar zor yani kazandığını söyleyebilirim. Zar zor kazandı. Blifetle oynayacak. Blifetle geçen hafta kaybetti. Fakat onlar da dakika 46-47 gibi bir kırmızı kart gördü. Ona rağmen etkili oyununu sergiledi Bielefeld takımı. Bence burada Bielefeld takımı galip gelir diye düşünüyorum. güzel bir mücadele olur. Fakat ben direkt doğrudan taraf tercihine gittim. Burada 1.63 gibi orandan Armenia Bielefeld'in bu maçta kazanmasını bekliyorum. Çünkü son haftaki oyunu yine 10 kişi kalmalarına rağmen güzel bir oyun sergiledi. Burada taraftarı önünde Bielefeld'in galip gelmesi bence normal. 1.63 gibi orandan doğrudan taraf tercihini öneririm sizlere. Üçüncü maçım Hamburg Hansa Rostock mücadelesi. Bu maçtan şöyle bir beklentim var. Hamburg geçen hafta 2-0 kazandı fakat kalesinde deplasmanda inanılmaz pozisyonlar verdi. Teknik direktör oynanan oyundan hiç memnun değildi. Hatta bakın o kadar çok tepki verdi ki teknik direktör. Spiker bunu sürekli dile getirdi yani. İsmini hatırlamıyorum teknik direktörün de. Sürekli teknik direktörün davranışlarından bahsetti. Çünkü çok fazla göze çarptı. Çünkü iyi de oyun oynamadı. Kalesinde çok fazla pozisyon verdi. Fakat Hansa Rostock'la oynayacaklar. Bence yetersiz bir kadroya sahipler Rostock takımı. Hamburg'da keza bu sezon ilk ikiye kesinlikle oynayacak. Çünkü yaptığı transferler çok önemli transferler yaptı kendi çapında. O yüzden bu yıl Yezir ve zaten oynayacaktır diye düşünüyorum. Ben burada tekrardan taraftar önünde Hamburg'un daha bir derli toplu. Geçen hafta da çok az daha yaptı. Ona rağmen iyi oynadı. Hamburg burada sırtlayacak ya. Glasgel. Glasgel hücum hattında zaten geçen yılın gol kral yarışmalarının kral oldu mu bilmiyorum ama en çok gol atan takımıydı. En çok gol atan oyuncusuydu Hamburg'un. Yine aynı şekilde ona yük binmiş durumda. Maç sonu 1 zaten oran biraz düşmüş. Ben maç sonu 1'e gitmek istemiyorum Bundesliga'da. 2 tane atacağı golü değerlendirmek bence daha makul olacaktır. Daha ideal bir tercih olacaktır. Yine aynı orandan Hamburg'un atacağı 2 golü 1.34 gibi orandan değerlendirme altına alabilirsiniz. Bir de yüksek oran olarak önereyim ben sizlere bu maçı. Nasıl önerebilirim yüksek oran diye baktığımda Hamburg tarafındayız. Bari ilk yarıdan galip gelir mi? 1.80 bandında bunun da oranı var. Böyle de bir değerlendirme yapılabilir. İdeali Hamburg'un atacağı 2 goldür. İlk yarı bir tercihde burada biraz daha riskli 1.80 bandında oran olan bir tercihtir. Geçtim bu karşılaşmayı. Yine yüksek oran tercihi bulunduran bir karşılaşma. Magdeburg lige yeni çıktı fakat gerçekten geçen hafta oynadığı karşılaşma iyiydi. Özellikle geçiş oyunlarını çok iyi yaptı. Bitirici vuruşlarını daha tamamlasaydı gayet güzel bir iş çıkaracaktı Magdeburg ekibi. İzledim ben, hatta bu maçta favori çıkmışlar fakat Karlsruhe takımı biraz daha kötü bir takım. Ama ben bu maçta çok gol bekliyorum. Gollü karşılaşma geçmesinden dolayı bir KG var tercihi bu maçta. 1.40 bandında oranı var zaten. 1.38'e düşmüş anlık. Bir KG var tercih. Bu maçın ideal tercihidir. Çünkü her iki takım da çok fazla pozisyona girecektir. Bundan eminim. KG var tercih burada idealidir. Ben bir de yüksek oran yapmak istedim bu karşılaşmaya. Magdeburg takımının favori göstermişler. Haklı da sayılırlar. 1.81 oranı vardı. 1.77'ye düşmüş oranı. Deplasmanın atacağı 2 gol. Magdeburg'un atacağı 2 gol 1.77 gibi orandan değerlendirme altına alınabilir. Değerlendirecekler, bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Geçtim bu karşılaşmayı da. Neşelen Antwerp mücadelesi gollü geçmesi beklenen maçlardan bir tanesiydi. Antwerp'in son maçı vardı. Drita ile Avrupa'da oynandı. Ben o maça öneri yapmıştım bildiğiniz üzere. 0-0 bitti Kosova ekibiyle. Bakın 30 tane şut çekmiş. 42 kere de rakip ceza sahasının içinde topla buluşmuş. Yani atamıyorsa var bir beceriksizlik diyerekten veya şanssızlık diyelim biz buna. Çünkü Antwerp takımı bu sezon istekli ve oynadığı hazırlık maçlarında çok iyi görüntü çizdi. Dinamo Kiev'i yendi. Salzburg'u yendi. Bu gibi isimlere karşı çok iyi direnç gösterdi. Ve hafta içinde bir maç oynadı. Dediğim gibi Kosova mücadelesi, tekrardan bir karşılaşma oynayacaklar. O maçın yorgunluğu hafif hissedecektir diye düşünüyorum ben. Meçelen'e karşı oynayacaklar. Buna da ben şöyle bir tercih aldım. İdeal çok fazla oran açmamışlar buraya da. 1.35 açmışlar. Golle geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Bir yerde maç 1-1'e mutlaka gelir diye düşünüyorum. KG var tercihini idealden alabilirsiniz. Geçtim bu karşılaşmayı. Rapid Wien ile Ried karşılaşması. Kombineme aldığım maçlardan bir tanesi. Rapid Wien arkadaşlar geçen sezon şampiyona grubuna girdi. Bunlar bir ilk 4'e ilk 5'e giren takımlar bir şampiyona grubu yapıyor. Orada çok kötü bir performans sergiledi zaten. Şampiyon olamadı. Takıma bazı değişik kanlar aldılar. Yaptığı yeni transferler vardı. O transferlerle birlikte takım biraz daha kan değişimi yaşadı. Ve bunu şeyde görmek çok mümkün. Hazırlık maçlarında alınan sonuçlarda görmek çok mümkün. Ried'le oynayacaklar. Burada 1.52 gibi oran açmışlar. Ried takımı da geçen sezon düşmeden son anda kurtuldu arkadaşlar. Ona rağmen sadece 2 tane transferler yaptı. 2 tane transfer yaptı. Dinamo Dresden'den bir tane forvet aldılar. Bir tane de bir orta saha oyuncusu aldılar. Yani takım zaten şu an çok iyi değil açıkçası. Ben onu belirteyim. Bu maçta da ben şöyle düşünüyorum. Rapid Wien'in kendi evinde taraftar önünde galip gelmesi değerlendirme altına alınabilir diyerekten de burada Rapid Wien tarafına gittim. Hazırlık maçlarında da iyi bir görsel çizdiler. Rapid Wien'in doğrudan galibiyeti 1.52 gibi orandan kombinemede aldım. Değerlendirecekler. Bu da Rapid Wien galibiyetini değerlendirebilirler. Geçtim Kopenhag mücadelesine. Kopenhag'ın da son maçını izledim. İlk maçında Şöyle göstereyim. 1-0 mağlup oldular arkadaşlar Kopenhag takımı. Şuradan. Ops. 1-0 mağlup oldular ve o maçta ben canlı olarak izledim yani. Maçı takip ettim. Bir 30 dakika falan izledim. Kopenhag çok iyi oynuyordu. Hatta golüne girdim canlıdan. Bu kadar iyi oynayan, bu kadar pozisyon bulan takım mutlaka bir tane gol atar diyerekten de canlıdan önermiştim. Fakat bir tane gol yedi direkt. Maç da zaten öyle bitti. Ya Kopenhag iyi futbol sergiliyor. Aalborg'la oynayacaklar burada. Aalborg'la oynayacaklar. Fakat ben şöyle düşünüyorum. Yani Kopenhag'ın atacağı 2 gol yüksek orandan denenmez mi? Güzel de bir oranı vardı. Doğrudan Kopenhag tarafına gittim burada. Kopenhag'ın atacağı 2 gol 1.79 gibi oranı var. Tek tercih yüksek oran olarak önerebilirim. Kopenhag tehlikeli bir takım. Oynayan bir takım. Oynamayı seven bir takım. Gollü bir karşılaşma çıkabilir. İlk maçta 1-0 mağlup oldular. O biraz kendilerine getirmiştir. Fakat oyunu domine eden bir Kopenhag takımı vardı. Burada da 2 tane gol bulabilir. Eğer Aalborg'la oynamak isterse zaten arkadaki kalacak boşluklarla birlikte Kopenhag'ın 2 golü bence çok güzel olur diyerek düşündüm. Ve Haugesund'la Salzburg mücadelesi. Güzel karşılaşmalardan bir tanesi, kombineme de aldım. Şöyle hem ideali hem yüksek oranı önereceğim bu karşılaşmayı. Şimdi Erik takımda ciddi anlamda oynamayı isteyen bir takım. Ofansif anlamda güzel işler çıkaran takımlardan bir tanesi Erik takımda. Zaten son haftalardaki oynadığı maçlarda mağlup da olsalar, galip de gelseler, oynadığı maçlardaki girdikleri pozisyon sayıları vesaire, attıkları, yedikleri gol sayılarını görmek ne kadar gollü bir maç geçmesine potansiyel. Ben yine bu mücadele idealden bir KG var aldım. Kombineme de koydum Rapid maçıyla. KG var tercihini 1.33 gibi orandan değerlendirme altına aldım. Ayrıca da ilk yarıdan gelecek 2 golün oranı da bence gayet yüksek. Değerlendirme altına almak isteyenler 2.06'lık oranı var. İlk yarıdan 2 gol de değerlendirme altına alınabilir. Salzburg mücadelesinden gollü bir karşılaşma bekliyorum. Toplamda 8 maç anlattım. Kombinelerimiz ekrana gelsin. Kombinelerimde Rapid Wien ile Salzburg mücadelesi. Rapid Wien'in kendi evinde galip gelmesini bekliyorum 1.52 gibi orandan. Salzburg takımının da KG var tercih olarak sonuçlanmasını bekliyorum. 2.02'den bir YouTube kombini olarak değerlendirme altına alabilirsiniz. Değerlendirecek herkese şimdiden bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.